Bursa'nın en genç belediye başkan adayı Özgür Erdursun, 15 Haziran 1979 tarihinde Ardahan'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bursa'da, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, yerel ve ulusal birçok gazete ve TV'de sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında programlar yaptı, projeler ve yasa teklifleri hazırladı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 1. Bölge 5. sıra milletvekili adayı olan Özgür Erdursun, Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanıdır. Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Meclis Üyesi, Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Üyesi, Bursa Trafik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Spor Kongre Üyesi olan Özgür Erdursun, evli ve iki çocuk babasıdır. Kısacası Özgür Erdursun sizden biridir, içinizden biridir. İşte bizim Özgür'ün huzurlu yıldırım projeleri. Çoğulcu ve katılımcı yıldırım. Temel hedefimiz huzurlu bir yıldırım oluşturmak. Huzurlu yıldırımın en temel koşulu da çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkeleri doğrultusunda bir yönetim anlayışı oluşturmak. Yani yıldırımı yıldırımlılar yönetecek. Ortak akıl. Huzurlu yıldırım için kenti kentliyle birlikte yönetmek ilkesini esas alacağız. Vatandaş odaklı, şeffaf, katılımcı ve ortak aklı ön planda tutan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Yıldırım Kent Konseyi gerçek işlevine kavuşacak. Mahalle konakları, taziye evi ve misafirhane. Huzurlu Yıldırım'da muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız en önemli paydaşlarımız olacak. Mahalle konağı olmayan muhtarımız da mahallemizde kalmayacak. Mahalle konaklarını hem taziye evi hem de misafirhane olarak düzenleyeceğiz. Hemşehrilerimiz düğün ya da cenaze gibi günlerde konuklarını misafirhanede ağırlayacak. Dernekler yerleşkesi. Yıldırım, Bursa'da en çok derneğin olduğu ilçe. Dernekler yerleşkesiyle derneklerimizi tek çatı altında toplayacağız. Derneklerimize toplantı ve etkinliklerini kolayca yapma fırsatı tanıyacağız. Derneklerimiz bu yerleşkede kuracakları standlarla yöresel ürünlerini pazarlayarak gelir elde edecek. Üreten, kazanan, bölüşen kent Yıldırım. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün 2018 verilerine göre Yıldırım'ın nüfusu 653 bin. Ancak Yıldırım'ın gerçek nüfusunun bu rakamın çok üzerinde olduğunu, özellikle Suriyeli konuklarımızla birlikte Yıldırım'ın nüfusunun 750 bine yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Yıldırım'da iş ve istihdam alanları yetersiz. Yıldırımlı çalışmak için şehrin başka bölgelerine gidiyor. Osman Gazi ve Nilüfer'deki sanayi bölgelerinin başlıca insan kaynağı Yıldırım'da yaşıyor. Huzurlu Yıldırım'ın başlıca koşullarından biri üreten kent olmak. Biz Yıldırım'ın insan kaynağını Yıldırım'da tutmayı, Yıldırım'daki binlerce işsize istihdam yaratmayı vaat ediyoruz. Yıldırım Çiftliği Kooperatifi. Büyük bölümü göçlerle oluşan Yıldırım'ın çok önemli bir kısmında insanlar tarım ve hayvancılık yapıyor. Yapamayanlar da aslında tarım ve hayvancılığı çok iyi biliyor. Ancak bu dağınık görüntü Bursa gibi çağdaş bir şehre yakışmıyor. İşte bunun için Yıldırım'da tarım ve hayvancılığa bir çeki düzen vereceğiz. Yıldırım Belediyesi'nin öncülük edeceği Yıldırım Çiftliği Kooperatifi'nde tarım ve hayvancılık çağdaş yöntemlerle yapılacak. Et ve süt üretimi en hijyenik koşullarda sağlanacak. Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle modern hayvan pazarı ve hijyenik kesim olanakları bu tesiste hayata geçirilecek. Bursalılar, Yıldırım Çiftliği Kooperatifi'nin ürünlerini kentin farklı noktalarında açılacak satış noktaları ya da marketlerden gönül rahatlığıyla üstelik en uygun fiyata alabilecek. Ve elbette bütün bunlar olurken Yıldırımlı iş sahibi olacak, aş sahibi olacak. Yıldırım Tarım Akademisi. Yıldırım Çiftliği Kooperatifi büyüdükçe istihdam olanakları artacak, insan kaynağına ihtiyacı olacak. İşte bunun için de Yıldırım Tarım Akademisi'ni kuracağız.
Tarım Akademisi'nde bir yandan bilimsel çalışmalar yapılırken, bir yandan kooperatifçilik, bir yandan da tarım ve hayvancılık eğitimleri verilecek. Meyve, fidan yetiştiriciliği, arıcılık, yerel tohum çalışmaları, tarımsal pazarlama gibi konularda üreticilerimizi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bir yandan genç kuşakları tarımsal üretim konusunda teşvik ederken, bir yandan da Türk tarımına bilimsel katkı sağlayacağız. El Emeği Kooperatifi. Kadınlarımızı ve gençlerimizi kurs değil, kooperatif çatısı altında bir araya getireceğiz. El Emeği Göz Nuru ürünlerini hem Yıldırım Belediyesi'nin onlar için özel olarak kuracağı pazarlarda, hem Yıldırım Belediyesi'nin onlar için özel olarak kuracağı standlarda, hem uzman kişiler tarafından yönetilecek sosyal medya hesaplarında, hem de Kadın Eli Kooperatifi için özel olarak açılacak e-ticaret sitesinde pazarlayarak gelir elde edecekler. Cumalı Kızık'ta ziyaretçilere artık sadece Yıldırım markalı ürünler sunulacak. Vişne Fuar ve Kongre Merkezi. Bursa ekonomisinin çok önemli bir değeri Yıldırım'da. Vişne Caddesi, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyon merkezi. Ancak bugüne kadar Vişne Caddesi'ne hak ettiği değer verilmedi. Vişne Uluslararası Etkinlik Merkezi. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı odak noktası haline getirerek her yıl Nisan ayında Vişne Caddesi ve Vişne Fuar ve Kongre Merkezi'nde uluslararası düzeyde ekonomik ve kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz. Yıldırım Fuarlar Kenti olacak. Vişne Fuar ve Kongre Merkezi sayesinde Yıldırım'ı hem ekonomik hem kültürel fuarların ve etkinliklerin merkezi haline getireceğiz. Çok amaçlı Yıldırım Meydan. Yıldırım'a büyük bir açık pazar alanı kazandıracağız. Hafta sonları açık otopazarının kurulacağı bu alanda haftanın diğer günleri de farklı pazarlar açılacak. Kadınlarımız el emeği ürünlerini, köylülerimiz organik ürünlerini satacak. Bir gün giysi pazarı kurulurken bir başka gün ikinci el eşya pazarı açılacak. İl derneklerimiz yöresel festivallerini bu alanda yapacak. Ve bu alan sadece Yıldırım'ın değil, Bursa'nın en büyük miting alanı olacak. Açık ve kapalı mahalle pazarları. Mahallelerimize açık ve kapalı pazar alanları kazandıracağız. Ancak bu alanlar sadece pazar olarak değil, gerektiğinde otopark, gerektiğinde spor alanı olarak da kullanılacak. Örneğin bir açık otopazar alanı otopark olarak hizmet verirken, bir kapalı pazar alanı basketbol potaları ve voleybol direkleriyle spor alanı olarak da kullanılabilecek. Yıldırım Vergi Dairesi. Yıldırım Vergi Dairesi, Nilüfer'de değil Yıldırım'da hizmet verecek. Ve Yıldırım Sosyal Kart. Yıldırım Sosyal Kart projemizle sosyal yardımların miktarını artıracağız. Yıldırım Sosyal Kart sahipleri Yıldırım'da hangi esnaftan istiyorsa oradan alışveriş yapacak. Eğitim Kenti Yıldırım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için eğitim öncelikli çalışma alanlarımız olacak. Yeni okul alanları. Yıldırım'da eğitim öğretim faaliyetlerine tahsis edilecek yeni alanlar oluşturacağız. Kreş ve anaokulları. Yıldırım'a yeni kreş ve anaokulları kazandıracağız. Bu kurumlarda atanmayan öğretmenlerimize istihdam sağlayacağız. Yıldırım Koleji. Belediye imkanları ve hayırsever destekleriyle Yıldırım Koleji'ni hayata geçireceğiz. Bursa'nın tamamına hizmet vermesi planlanan Yıldırım Koleji'nde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız eğitim alacak. Yurtlar Bölgesi. Yıldırım'da bir devlet üniversitesi var ama öğrencileri barınma ve diğer sosyal ihtiyaçları için Bursa'nın başka ilçelerine gidiyor. Bu zorunluluğu ortadan kaldıracağız. Yıldırım Üniversitesi. En büyük projelerimizden birisi Bursa'nın 3. üniversitesini Yıldırım'a kazandırmak. Bu amaçla çağdaş eğitimden yana vakıf ve kurumlarla görüşmelere çoktan başladı. Ücretsiz internet. Parklar, hizmet binaları, kültür sanat evleri, pazar alanları gibi nüfus yoğunluğu bulunan tüm bölgelerde ücretsiz, hızlı ve güvenli internet erişimi sağlayacağız.
Sağlıklı Kent Yıldırım. Bir kent ancak sağlıklı olduğu ölçüde huzurlu olabilir. Maalesef Yıldırım o kadar sağlıksız ki. Hava kirliliği. Bursa'da havası en kirli bölge Yıldırım. Hatta hava kirliliği zaman zaman ölümcül noktalara gelebiliyor. Bu amaçla hava kirliliğiyle mücadele eylem planı hazırlanacak. Sağlık merkezleri. Yıldırım'ın bütün mahallelerinde ilk basamak sağlık hizmetlerinin modern ortamlarda verildiği sağlık merkezleri kurulacak. Sağlık konuk evi. Yıldırım bölgesinde önemli sağlık kuruluşları var. Bu kuruluşlarda tedavi gören, şehir dışından gelen hasta yakınlarına barınma imkanları sağlanacak. Huzurlu bakım evi. Özel bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarının huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir tesisi hayata geçireceğiz. Hem engelli vatandaşlarımız burada sosyalleşecek, hem de yakınları sosyal yaşamlarından kopmayacak. Tarih, doğa, turizm kenti Yıldırım. Yıldırım'ın tarihini ortaya çıkaracağız. Doğasını koruyacağız ve Yıldırım'ı turizmle gerçekten tanıştıracağız. Yıldırım Rehber. Yıldırım'ı her yönüyle bilen turist rehberleri yetiştireceğiz. Yıldırım'da sadece bizim rehberlerimiz hizmet verecek. Yıldırım'a dışarıdan rehber girmeyecek. Böylece gençlerimize de istihdam olanağı yaratacağız. Kızık Köyleri Kuşağı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalı Kızığı diğer kızık köyleriyle bir araya getireceğiz. Turist sadece Cumalı Kızığı değil, doğası ve tarihiyle kızık köyleri kuşağını tanıyacak. Yıldırım Film Platosu. Yıldırım bugüne kadar hem birçok sinema filmine hem birçok TV dizisine ev sahipliği yaptı. Yıldırım'ın doğal plato özelliğini geliştireceğiz. İlçemize bir film platosu kurarak hem 7. sanatı bölgemize çekeceğiz hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağız. Zeyniler Edebiyat Köyü. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanıyla edebiyat tarihine geçen ancak bugün Bursalıların bile bilmediği Zeynilere hak ettiği değeri vereceğiz. Zeynilerde her bahar edebiyat günleri düzenleyeceğiz. Edebiyat dünyasına Zeynileri tanıtacağız. Zeynilerde kuracağımız edebiyat eviyle edebiyatımızın ünlü isimlerini Yıldırım'da konuk edeceğiz. Zeyniler doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının da vazgeçilmez adresi haline gelecek. Gazeteci Evi. Yıldırım'da kuracağımız gazeteci eviyle ilçemizin tanıtımını yapacağız. Gazeteci Evi hem sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği bir adres olacak, hem de her hafta bir gazeteciyi ağırlayarak Yıldırım'ın ülke tanıtımını sağlayacağız. Yıldırım'a yeni oteller. Turizmi geliştirirken elbette otelleri unutmuyoruz. İlçemizde biri iş oteli olmak üzere en az 3 zincir otelin kurulmasını sağlayacağız. Bu otellerden birinin teleferik bölgesine kurulmasını sağlayacağız. Butik otel yatırımlarıyla da turizmin gelişmesine katkı sağlayacağız. Kültür, sanat, spor kenti Yıldırım. İddialıyız. Bursa'da kültür, sanat ve sporun yeni adresi Yıldırım olacak. Festival Park Bursa Land. Marmara'nın en büyük yaşam ve eğlence merkezi Yıldırım'da kurulacak. Festival Park Bursa Land'de sosyal yaşam alanları, kafeler, çay bahçeleri, spor merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, sergi ve konser alanları, açık hava tabiat parkları, çocuklar için sosyal yaşam merkezleri gibi alanların tümü bir arada olacak. Artık Bursalıların çocuklarını İstanbul'a götürmesine gerek kalmayacak. Hatta Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Kütahya gibi çevre iller Bursa Land'e akacak. Yıldırım Spor Sanat Eğitim Merkezi. Yıldırım'a büyük bir spor ve sanat eğitim merkezi kazandıracağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi sokaklara mahkum olmaktan kurtaracak, sporun ve sanatın farklı dallarında yeni yetenekler keşfedeceğiz. Anadolu Festivalleri. İlçemize kazandıracağımız çok amaçlı Yıldırım Meydan, Anadolu'nun farklı yörelerinden Yıldırım'a ve Bursa'ya göç eden hemşehrilerimizin kurduğu dernekler tarafından düzenlenen etkinliklere, festivallere ev sahipliği yapacak. İl derneklerimize her türlü imkan sağlanacak.
Açık Hava Sinema Festivali. Yıldırım'ın her mahallesi yaz geceleri açık havada sinema keyfini yaşayacak. Açık Hava Sinema Festivali'nde Yıldırımlılar ünlü isimlerle buluşacak. Yıldırım Kültür Evi. Yıldırım'ın bölge niteliği taşıyan belli merkezlerine kültür evleri inşa edilecek. Sinema, tiyatro ve konser alanlarının bulunacağı kültür evleri kütüphanelerle donatılacak. Nostaljik Yıldırım. Bursa'da Ramazan denince camileriyle, türbeleriyle, gelenekleriyle akla ilk olarak Yıldırım gelir. Ramazan gelenekleri Yıldırım'ın nostaljik Ramazan sokaklarında yaşatılacak. Belediye Sosyal Tesisleri. Yıldırım'ın belirli bölgelerine sosyal tesisler kuracağız. Sosyal tesislerimiz hem belediye çalışanlarına hem de vatandaşlarımıza hizmet edecek. Spora tam destek. Açık ve kapalı spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağız. Spor kulüplerine destek. Mahallelerimize kuracağımız halı sahalarla spor kulüplerimize destek vereceğiz. Her kulübümüzün bir sosyal tesisi olacak. Avcılık atıcılık poligonu. İlçemize bir atış poligonu kazandıracağız. Güvenli ve çağdaş kent Yıldırım. Herkes biliyor ki Yıldırım'ın ve Yıldırımlıların en önemli sorunu imar ve kentsel dönüşüm. Yıldırım'ın 69 mahallesinden 22'si kentsel dönüşüm kapsamına alınmış durumda. Ancak kentsel dönüşümden istenen sonuç bir türlü alınamıyor. Çünkü kentsel dönüşüm insan odaklı değil, rant amaçlı planlanıyor. Bugüne kadar ne yapıldı? Kentsel dönüşümün başarıya ulaşması için öncelikle hak sahipleriyle uzlaşılması gerekiyor. Bugüne kadar yapılansa hak sahiplerinin haberi olmadan Yıldırımlıların mülkü üzerinden para kazanma çabasıdır. Hak sahiplerinin görüşü alınmadan proje hazırlandı. Mahallelerin sosyal yapısı dikkate alınmadı. Mevcut durum değerlendirmeleri hatalı ve hakkaniyetsiz yapıldı. Hatalı ve piyasa şartlarına uymayan değerlemeler hak sahiplerini tatmin etmedi. Ticari alanlarla oluşan ranttan ne hak sahipleri ne kent yararlandı. Kar rant dengesi kurulmadı ya da kurulamadı. İmar planları ve imar uygulamalarının mahalle bazlı yapılması doğruydu. Ancak mimari projeler ve hak sahipleriyle uzlaşma ada bazında yapılmalıydı. Öyle olmadı. Mülk sahipleriyle uzlaşma sağlandıktan sonra inşaat yapım ihaleleri de ada bazlı yapılmadı. Yıldırım'da kentsel dönüşüm nasıl yapılmalı? Mevcut projeler hak sahiplerinin görüşü ve onayı alınarak revize edilmeli. Mevcut durum değerlemeleri güncellenmeli ve ehil değerlemecilerle yaptırılmalı. Hakkaniyet ölçüsü temel olmalı. Hak sahiplerine sunulan mimari projeler bölgenin aile ve sosyal yapısı dikkate alınarak yapılmalı. Hak sahiplerine sunulan teklifler piyasa şartlarına uygun olmalı, doğru değerlemelerin sonucu olarak hak sahiplerini tatmin etmeli. Geliştirilen projelerde ticari alanlarla oluşan rant hak sahiplerine aktarılmalı, kar ve rant dengesi kurulmalı. Kar helal, rant haramdır, karıştırılmamalı. Kentsel dönüşüm vatandaşa ilave maliyet getirmemeli, ticari alanlardan sağlanacak gelir, kurulacak sitelerin ortak giderini de karşılamalı. Mimari projeler ve hak sahipleriyle uzlaşma ada bazında yapılmalı. İnşaat yapım ihaleleri ada bazlı yapılmalı ve yerel müteahhitler tercih edilmeli. Kısacası mevcut durum doğrultusunda Yıldırım'da kentsel dönüşüm dosyasını yeniden açacağız. Bir yandan mevcut projelerde hak sahipleriyle uzlaşarak revizyona giderken, yeni projelerde insanla başlayıp insanla biten dönüşüm ilkesini esas alacağız. Çevre düzenlemesi projeleri. Kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşlarımızı güvenli konutlarına kavuştururken, elbette yaşanabilir kent hedefi doğrultusunda çevre düzenleme ve sosyal donatı projelerini de unutmayacağız. Yıldırım bisiklet yollarıyla tanışacak. Yeniden Yeşil Yıldırım. Çağdaş kent Yıldırım yemyeşil olacak. Yeşil adalar, yeşil kuşaklar tüm Yıldırım'ı kucaklayacak. Yıldırım'ın dereleri temiz akacak.
dere islah projelerimizle Yıldırım modern tesis ve açık hava dinlence oyun alanlarına kavuşarak doğanın tadını çıkarabilecek. Kafe, çay bahçesi ve piknik alanlarına sahip olacak. Teleferik Meydanı. Teferruç, Bursa'nın en cazip bölgelerinden biri haline getirilecek. Bölgede planlanan meydanla bir yandan otopark sorunu ortadan kaldırılacak, bir yandan da Bursa'ya yeni bir turistik alan kazandırılacak. Teleferik bölgesinde inşa edilecek otelle yerli turist Uludağ'ı daha az maliyetle görme şansını yakalayacak. Modern taksi ve minibüs durakları. Taksi ve minibüs duraklarımız yeni Yıldırım'a yakışacak. Tek tip, içerisinde bekleme salonlarının bulunduğu, içecek ikramları yapılabilecek duraklar kuracağız. Hem esnafımız işini insanca şartlarda yapacak, hem Yıldırımlılar konforlu hizmet almanın mutluluğunu yaşayacak. 24 saat ulaşım imkanı. Otosansit, Vişne Caddesi gibi bölgelerde günün 24 saati çalışılıyor, üretiliyor, ekonomiye değer katılıyor. Oysa bu bölgelerde vardiyadan çıkan işçilerin 24 saat ulaşım imkanlarına ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu imkanı sağlayacağız. Yıldırım Nikah Evi. Yıldırım'da nikah dairelerinin sayısını artırarak yoğunluğun azalmasını sağlayacağız. Bu konudaki gecikmeleri ve takvimsel problemleri ortadan kaldıracağız. Gençlerin aile olmak için attıkları ilk imzada yanlarında olacağız. Alışveriş ve Yaşam Merkezi. Yıldırımlılar artık büyük alışveriş merkezlerinin havasını koklamak için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Bursa'nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezini Yıldırım'da kuracağız. Sokaklar güvende olacak. Yıldırım'ın sokakları gece gündüz rahatlıkla yürünebilir hale gelecek. İlçemizin tüm caddelerini ve mahallelerimizi güvenlik kameralarıyla donatacağız. Emniyet Müdürlüğümüz için yeni bir hizmet binası inşa ederek emniyet birimlerini tek çatı altında toplayacağız. Kolluk güçlerinin sağlıklı bir ortamda görev yapmasını sağlayacağız.